Şimdi preemptive golf programı dediğimiz zaman ilk anlamamız gereken şey bu tip sorularda bizim penaltı değerlerimizin olmadığı. Yani demin baktığımız, az önce baktığımız sorularda biz her hedef için, her amaç için, her sapma için penaltı değeri belirleyebiliyorduk. Bu penaltı değerleri preemptive'de yok. Burada sadece order var, bir sıralama var. Yani diyoruz ki şu hedef bundan daha önemli. Ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Sadece ben o hedefin, A hedefinin B hedefinden daha önemli olduğunu, öncelikle o A hedefine ulaşmak istediğimi, A'ya ulaşamazsam B'ye ulaşmamın çok bir anlamı olmadığını aslında belirtiyor. Yani şuna geliyor olay, A'ya ulaşmak için ne geliyorsa yeniden yap, B'ye ulaşmak için A'yı bozma. A'ya ulaştıysan, A hedefini tutturuyorsan, B hedefine ulaşmak için A'yı bozmaman gerekiyor. B'den yiyeceğin cezaya katlanabilirsin A'ya ulaştıktan sonra. Ha, her ikisine ulaşıyorsan sıkıntı yok zaten. Ulaş. O dert değil. Ama birinden birini seçiyorsan önce A'ya ulaşmayı seçmelisin. B'den ne kadar saptığının, sapma miktarının hiçbir önemi yok. A kesinlikle daha önemli çünkü B'ye göre. Şimdi bu şuna getiriyor. Bir önceki örneklerde penaltı olduğu için A'dan ya da B'den sapma miktarlarının hani ne kadar olduğunu bir önemi vardı. A'dan az sapayım, B'den çok sapayım. Ne kadar az, ne kadar çok bunlara bakabiliyorum. Fakat bu diyor ki A'dan sapamazsın. Buna izin vermiyor. Mümkünse önce A'yı hallet, ondan sonra B'ye bak. Artık preemptive'de yani işin içerisinde değer olmadığı zaman, penaltı değerleri olmadığı zaman sapmalar kesin, sıfır veya birmiş gibi bakılıyor. Bu da şu şeyi getiriyor bize. Aslında bizim bütün hedeflerimiz, bütün amaçlarımız birer amaç fonksiyonu olmalı. Şimdi geleceğiz oraya. Nasıl bir şey oluyor? Şimdi burada hedeflere ulaşmak için niye penaltı belirleyemiyoruz? Penaltılar her zaman için objektif olmak zorunda değiller. Bazı penaltılar subjektiftir. Bazı penaltılar kişiden kişiye değişebilir. Aynı modelin yorumlanması kişiden kişiye değişebilir. Bakın şirketsel, bütçesel, şeysel, parasal şeylerden bahsetmiyorum. Hakikaten bazı hedefler insanlar için kişiden kişiye değişir. Mesela atıyorum çok basit sizin hayatınızdan bir örnek. 3-0 ortamın üzerinde olmak. Kimisi için çok önemli bir şey değil. Bu bir hedef olsun. Kimisi için de hayati bir şey. Kimisi için 3-0 yetmez ya ben 3.5'un üzerinde, 3.9'un üzerinde olmalıyım der. Bu kişiden kişiye değişen bir şey değil mi? 3-0'ın üzerinde olmadığınız zaman sizin hissedeceğiniz şeyler her birinin için farklıdır. Biri der ki ya bana ne gerek var, sıkıntı yok zaten. Öbürü der ki Allah'ım ne yapacağım? Niye 3-0'ın üzerindeyim? Şunları şunları şimdi yapamayacağım belki. O yüzden her hedef objektif olmak zorunda olmadığı için bu penaltı değerleri her zaman objektif bir şekilde şey yapılamaz, söylenen adını ortaya konamaz. O yüzden de bizim aslında preemptive goal programming'e ihtiyacımız var şey çıkıyor. Hani hissiyat ortaya çıkıyor diye. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Sonuçta objektif olarak ortak olan penaltılar da var. Demin baktığımız mesela o advertisement sorusunda adam dedi tak 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 1 milyon kişi başında bu kadar ceza yiyeceğim ben, bu kadar para kaybedeceğim ben. Bu objektif bir şey. Bunun subjektifliği yok. Kişiden kişiye değişen bir şey değil. Ama kişiden kişiye değişebilen örnekler de olabilir. Bu tip şeylerin varlığını bildiğimiz için de preemptive goal programming'e ihtiyacımız var diyoruz. Şimdi ne oluyor? Preemptive goal programming'i uygulamak için öncelikle bütün hedeflerimizi sıralamamız gerekiyor. Adı üzerinde. Bize bir ordering lazım. Bu ordering üzerinden, bir sıralama üzerinden karar veriyoruz. Hangi hedefim daha önemli? Önem sırası koymam gerekiyor. Bu önem sırasına göre de penaltıların değerleri sıralanmış oluyor. Penaltı bakın sabit bir değer olan şeyler değil. P1'den PN'ye kadar parametrik yani şey olarak kalıyorlar. Değişkenmiş gibi kalıyorlar. P1 değeri olacak. P1 50 değil, 100 değil. Kaç olduğunu bilmiyorum. Altında P1'den daha küçük önemli P2 var. Yine kaç olduğunu bilmiyorum. Altında P3 var. Daha küçük sadece. Ne kadar küçük, yarısı mı, onda biri mi, milyarda biri mi hiçbir fikrim yok. Sadece sıralama var elimde. Bana lazım olan tek şey bu. Hangisinin daha önemli olduğunu gösteren bir sıralama. Bu istediğim kadar farklı şey için olabilir, hedef için olabilir. Burada her hedef bana bir tane amaç fonksiyonu getirecek. Bu kısım çok önemli bakın. N tane hedefim, N tane penaltım varsa N tane amaç fonksiyonum olacak. Böyle tek amaç fonksiyonu artık kurtaramıyorum ben bir şey. Ne yapacağız? Yavaş yavaş göreceğiz. Bu sıralanıyor, ayarlanıyor. Peki nasıl bir şey olabilir? Hemen bakalım. Öncelikle
graphical solution mantığımız da var. Graphical solution'da da yapabiliyoruz bunları eğer iki boyut varsa. Nasıl olabilir? Bize bir şey verilmiş. Basit bir örnek verilmiş. 40x1 artı 50x2 maksimize etmeye çalışıyorum diyor. İşte x1 artı 2x2 40'tan küçük olsun. 4x1 artı 3x2 de 120'den küçük olsun demiş. Şimdi burada soruya baktığımız zaman soru feasible aslında. Hani sadece modele bakınca sadece şey yaptığı zaman söyleyenlere modele baktığımız zaman yani hedefleri görmeyip sadece yukarıya baktığımız zaman feasible bir sıkıntı yok. Ama sonra diyor ki bu modelle beraber bir de şu hedeflerin var. Bakın modelin infeasible olmasına gerek kalmadı şu anda. Bize bir de feasibility sağlamış olması lazım model çözebilir model olmasa ekstra hedef var. Model bu. Ben şunları sağlamanı da istiyorum senin ama. Ha. Şimdi şunları sağlamanı istiyorum dediği şeyler tek tek modelde hedef haline getirilecek olan şeyler. Bakalım. Do not use fewer than 40 hours of labor. Şimdi küçük eşit 40. 40'tan aza izin veriyordu. Ama diyor ki 40'tan az labor kullanmanı istemiyorum. İlk hedefim bu. Ha. O zaman ben şu kısıtı yine artı S1 ve eksi S1 yani S1 eksi ve S1 artı olaraktan altında ve üstünde kalma hedefini verecek olan deviational variable olaraktan kurmam gerekiyor. Have a profit of at least 1600 neyse. Profit dediği şey burada amaç fonksiyonunda. Abi bir saniye amaç fonksiyonu hedef haline getiriyor. O zaman bu amaç fonksiyonu aşağı inecek artık. Kısıt olacak. 40x1 artı 50x2 büyük eşittir 1600. Ha, büyük eşittir 1600'ü ben yine hedef haline getirmek için işte artı S2, eksi S2 gibi bir şeyler koyacağım oraya. Do not keep more than 120 pounds of clay at hand. 120 pound'tan fazla clay kullanma. 120 zaten üst sınırdı. Yukarısına çıkma. Yine bunu hedef haline getiriyorum. İşte buraya artı D3, eksi D3, D diyoruz. S demeyeceğiz bu soru için. Fark etmez ama artı S3, eksi S3. Böyle bir şey getirip amaç fonksiyonu, amaç fonksiyonu, hedef şeyi haline getireceğiz. Kısıt haline getireceğiz. Ne oluyor burada? Bizim iki kısıtlı bir amaç fonksiyonlu modelimiz. Bir anda amaç fonksiyonu şu an olmayan, birazdan hedeflerimize beraber amaç fonksiyonu yaratacağız ama üç tane kısıt olan bir fonksiyona dönüştü. Şeye dönüştü, modele dönüştü. Şimdi 3 kısıtın 3'ü içinde birer tane hedef konmuş. Bir de demiş ki en sona minimize overtime. Hayda. Baktım overtime dedim labor. 40'ın üzerine çıkma diyor. Birinci hedefte 40'ın altında kalma diyordu. Son hedefte 40'ın üzerine çıkma diyor. Şimdi birinden birini seçmek zorunda kalsam tam 40 yapamıyor olsam hangisini seçelim? Overtime'ı tercih ederim. Yoksa altında kalmayayım. Overtime'a razı olurum değil mi? Overtime yapsınlar derim. Çünkü bir daha önemli. Bir daha önemli olduğu için biri sağlamak isterim. Dördün sağlanması şart değil derim. Buna izin veririm. Overtime'a izin veriyorum derim. Çünkü bir daha önemli. Hedef sıralaması öyle vermiş. Birinci hedef olarak 40 saatin altında labor kullanma demiş. Peki ben bunu modele çevirdiğim zaman ne olacak? Şurası 3 kısıtım. Bu üç kısıtı daha önemli diye bu arada. Evet daha önemli. Daha kolay diye değil. Önem sırası bunlar. Birinci hedef en önemli hedefin senin. Bunu tutturman lazım. Diğer üçünü tutturmanın hiçbir önemi yok şunu tutturmuyorsan. Şunu tuttur ilk önce. Bu tutturulamayacaksa hiçbir şekilde bir sonrakine geç. Sonra bir sonrakine, sonra bir sonrakine. Aşağıdakileri tutturmaya çalışırken biri bozamazsın. Aynı şey iki içine geçer. İki tutturmaya çalış, ikiye tutturmuşken üçü tutturmak için ikiyi bozmaman lazım. Her üstteki hedef bir alttakinden ve diğer alttakilerinden daha önemlidir her zaman. Üstteki hedefi tutturmak en önemlisidir. Ondan sonra onu tutturduktan sonra alttakilere bakarsın acaba bunu tutabiliyor mu diye. Bunu zaten şeyde anlayacaksınız. Hani bunun kendi simplexi var. Goal Programming Simplexi. O sırada anlayacaksınız. Orada çok net belli olacak zaten. Normal simplexten çok az farkı var onun. Hiç şey yapmayın, panik yapmayın. Yeni bir simplex geliyor diye. Şimdi buraya baktığım zaman kısıtları yazdım. Labor, Profit, Clay. Labor'da işte D1 eksi D1 art dedim. İşte altında kalırsam bu, üstüne çıkarsam bu labor'ın. Profit'te altında kalma, üstüne çıkma. İşte clay'de altında kalma, üstüne çıkma. Hepsi hazır. Birinci hedefim neydi? Labor'ın 40'ın altında kalmamasıydı. 40'ın altında kalmayı D1 eksi gösteriyor. O zaman birinci hedefim, goal birim P1 D1 eksi oldu. Kenara koydum. P1 benim yüksek bir penaltı değil. İkinci hedefim neydi? Profit'te 1600'ün altında kalmak istemiyordum. O zaman altta kalma değerim bu.
şey olarak baktığımız zaman sapma değişkeni olarak altta kalan sapma değişkeni bu. P2, D2 eksi oldu. Üçüncü hedefim neydi? Kılıyı 120'nin üzerine kullanmamaktı. Üzerine çıkmak için sapma değişkenim burada D3 artı. P3, D3 artı oldu. Şimdi şunları biliyorum. P1, P2'den daha büyük. P2 de P3'ten daha büyük. Burada bir sıkıntı yok. Gelelim dördüncüye. Dördüncüye de overtime olmasın. Yani labor 40'ün üzerine çıkmasın. Bu da D1 artı ile gerçekleşiyor. O zaman P4 çarpı D1 artı. Bunların hepsi, şu hedeflerin hepsi bu şekilde amaç fonksiyonu çevrilebilir. Bakın virgüllü çevirmeniz gerekiyor. Bunlar artı değil arkadaşlar. P1, D1 eksi, P2, D2 eksi, P3, D3 eksi, P4, D4 eksi. Buradaki virgül sırayı belirtiyor. Şuradaki P1 değeri en büyük değerdi. Sonra P2 gelir, sonra P3 gelir, sonra P4 gelir diyor. Ve bu aynı zamanda bize 4 tane farklı amaç fonksiyonun vardır aslında diyor. Kesinlik değil bu arada. 1 ile 4 yer değiştiriyorsa, yani hedeflerin yeri değişirse overtime daha önemli olur. Sıralama önemli bakın. Hedefleri hangi sırayla verdiği çok önemli. Yukarıda hangisi yazıyorsa o daha önemlidir her zaman için. Goal 1 en önemlisi her zaman. Şimdi bunu grafik olarak çözmek istiyorsak önce kısıtlarımızı, yeni kısıtlarımızı bakın artık profit de bir kısıt. Kısıtlarımızı çizeriz. 3 kısıtı çizdik. Bakın şurada clay, şurada label, şurada da profit var. Bu 3 kısıtın hepsinin birer tane kendi, en az birer tane kendi hedefi vardı. Hemen dönüp bakalım. D1 eksi. Şimdi D1 eksi dediğimiz şey labor 40'ın altında kalmasın. Geldim buraya. Labor kısıtım neresi? Burası. Şu çizginin altını mı istemiyorum, üstünü mü istemiyorum? Altı mı sakıncalı, üstü mü sakıncalı benim için? 40'ın altta kalmasın diyorum. Hangi sakıncalı? Bakın x1 artı x geçti. 40 çizgisi bu. Eşittir 20 olsaydı aşağıda bir yerde kalırdım. Aşağıyı istemiyorum diyor. O zaman bu çizginin yukarısını tarayacağım. Çizginin yukarısını taradığım zaman bakın şurası kullanılabilir alanım oldu. Odurlu bölgem burası artık. 40'ın sadece üstünü kabul ediyorum çünkü ben. E peki 40'ın üstünü kabul ettikten sonra bir sonrakine ne vardı? Dönüp bakıyoruz. Profit. D2 eksi. Profit'te de üstünü istiyorum sadece diyor. 1600 olan çizgi şurası. Sadece yukarısını kabul ediyorum. O zaman şuradan yukarıyı kabul edeceğim için bir anda böyle bir şeye dönüştü. Alana dönüştü. Bir sonraki neydi? Üçüncü kısıt neydi? Şunun şuradaki şeyin, clay'in 120'nin üzerine geçmesin. 120'nin üstüne çıkmasını istiyorum. Altta kalmasını istiyorum diyordu. Şunun altta kalacağına göre şu üçgen alanı bir anda indirgenecek benim olur olarak. Bir anda şu üçgen alanı indirgendi benim olur. Son hedefe geldim. Bu üçgende, şu üçgen içerisinde her nokta ilk üç hedefimi sağlıyor şu anda. Bakın, baştan gelelim oraya tek tek. Bu birinci hedefimin olurlu bölgesiydi. Buraya geldim, 1 ve 2'nin beraber olurlu bölgesi haline geldi. Hem 1'in hem 2'nin her şeyde şartta sağlıyor bu olurlu bölge. Hem 1'i hem 2'yi tutturuyorum. 3'ü de işin içine kattım. Artık 1, 2, 3'ü tutturuyorum bu olurlu bölgede. Fakat 4 bana diyor ki D1 eksi istiyorum ben. Yani 40'ın yani labor'ın overtime'ı olmasın. Yukarıya çıkmasın. Yani şu kısma gideme diyor. Ben gitmek zorundayım çünkü olurlu bölgem burası. Yukarıya çıkmazsam bir anda olursuz olacağım. Ki olursuz olacağımı biliyorum. Hedef programı yaptım. O zaman ne oldu? Ben şu bölgeyi kullanamam artık. Çünkü bunun altında kalmaya çalışıyorum. Bakın. En baştan geliyorum tekrar. Önce üstüne kalmaya çalışıyorum. 40'ın üstünde olayım diyordum. Overtime olmasın, 40'ı tam tuttur altında kalma. Bana overtime olsun, 40'ı tam tuttur altında kalma diyordum. Ama son kısmı diyor ki overtime olmasın, 40'ı tuttur üstünde kalma diyor. Altına in diyor. Altına inme şansım yok. Şu üçgende kalmak istiyorsam. Bu üçgen ilk üç hedefi sağlayan değerlerdi. İlk üç hedefi sağlayan değerler dördüncü hedeften daha önemli. Çünkü dördüncü hedefi ben sağlamasam da olur. Ama dördüncü hedefi ne kadar sağlamayacağım? Hani dördüncü hedefe mümkün olduğunca yakın bir yerde olmalıyım ama ilk üçünü de tutturmalıyım aynı zamanda. Baktığım zaman şu bölgede, şu üçgen içerisinde dördüncü hedefe yani şu kısıta en yakın noktayı seçmem gerekiyor demek oluyor. Bakın matematiksel olarak düşünün. Şu kısıt bir doğru parçası. Bir doğru parçası en yakın olan noktayı nasıl bulursunuz? Dik uzaklıklarla. Şu üçgendeki değerlerin hangisinin dik uzaklığı en yakın, en kısa oluyor? Ki bariz şekilde bu C noktası. O yüzden C noktası benim
bu hedef programlama için optimum şey, solution olmuş oluyor. En iyi çözüm olmuş oluyor. Yani x1'e 15, x2'ye 20 dersem, bu kadar üretim yaparsam otomatik olarak ben ilk 3 hedefimi tutturuyorum. 4. hedefimde de yiyebileceğim en az cezayı yiyorum demiş oluyor. Bu anlaşıldı mı? Bu şeyin mantığı otursun diye grafik çözüm. Hani nasıl bir şey olduğunu anlamamız için grafik çözüm. Yoksa normalde zaten iki boyut çok kolay karşıma çıkacak bir şey değil. Yani x1, x2'ye sınırlı kalması kolay olacak bir şey değil. Ama mantığa oturması adına çok güzel bir örnek bu aslında. Peki, böyle olmazsa, yani grafik solution olmazsa ne yapacağım? Elimde birden fazla amaç fonksiyonu olduğu zaman nasıl bir çözüm yaratmam lazım? Bunun için de Goal Programming Simplex'e ihtiyacımız var. Şimdi Goal Programming Simplex dediğimiz zaman iş normal simplex'ten sadece birazcık daha farklı hale geliyor aslında. Yani bizim için burada şeyin çok bir önemi yok. Hani atıyorum mesela. Bizim için normal simplex, bildiğimiz simplex, işte Big M, Two-Face, Dual ve Revise gibi bir sürü farklı simplex teknikleri vardı. Bunlar gibi farklı bir simplex tekniği değil aslında bu. Goal Programming Simplex. Bu sadece normal simplexin birden fazla amaç fonksiyonuyla nasıl çalışması gerektiğini gösteren bir şey. Hani çok kompleks bir hale getirmiyor. Simplex'te yeni bir şey yapmıyor. Farklı bir yöntem uygulamıyor. Mesela dual simplex'te yandan girme yeni bir yöntem. Farklı bir şey yapıyordunuz. Sağ taraf değerlerinden içeri giriyordunuz. Hangisi negatifse oradan gidiyordunuz. Burada öyle bir şey yok. Burada bildiğimiz simplex'i uyguluyoruz. Sadece adım adım amaç fonksiyonunu değiştire değiştire uygulamış oluyorsunuz. Geleceğiz oraya, anlayacaksınız. Şimdi burada normal simplex'in en büyük farkı, normal simplex'in sadece bir tane amaç fonksiyonu, yani bir role zero'su vardı, sprint satırı vardı. Burada birden fazla sprint satırı var, birden fazla role zero var, yani birden fazla amaç fonksiyonu var. En önemli fark bu. Onun haricinde hani giriş şeyinde mesela atıyorum, giren şeyleri belirlerken, değişkenleri belirlerken veya çıkan değişkenleri belirlerken yine bildiğimiz pivot yöntemini kullanıyoruz. Burada tek farkı, şimdi en tepedeki amaç fonksiyonu en önemli amaç fonksiyonu. Goal 1'i en tepe yazarsınız. İşte 3 tane goal olsun. Altta goal 2, altta goal 3'ü yazsınız. Goal 1 ile başlıyorsunuz. Goal 1'de yaptığınız bütün işlemler goal 2 ve goal 3'ü etkileyecek zaten otomatikler. Çünkü klasik şey mantığı burada da geçerli. Identity matrix mantığı burada da geçerli. Her zaman için bulunduğumuz sütun, eğer biz bir şeysek, temel değişkensek, temel değişkenin üzeri her zaman veya aşağısı her zaman sıfır olmak zorunda. Bu bütün şeylerde her zaman geçerli. Simplexlerde her zaman geçerli. Bildiğimiz en çok kullandığımız şey, kural. Burada da geçerli. Bir amaç fonksiyonu optimize ederken diğerlerinin de bulunduğu sütunlar sıfırlanıyor otomatik olarak. Burada şu önemli. Hedef 1'i yaparken hedef 2 ve 3 de değişebiliyor. Hedef 2'yi optimize etmeye çalışırken, hedef 1'in işi bitti, optimize ettik, hedef 2'ye geçtik. Hedef 2'yi optimize etmeye çalışırken hedef 1'i bozan bir işlem yapıyorsam o işlemi yapamam deyip bırakıyorum. Yani şuna geliyor iş. Hedef 1'i optimize ettim. Hedef 2'yi optimize etmek için hedef 1'in optimalliğini bozacaksam eğer bozmayıp bırakıyorum. Hedef 2'yi atlıyorum. Çünkü hedef 2, hedef 1'i bozmadan optimal olamaz diyorum. Bu da benim yapmak istediğim bir şey değil. Hedef 1 daha önemli. Niye optimalliğini bozayım ki hedef 2 için diyorum. Hedef 3'ü atlıyorum. 2'yi optimalleştiremedim. 3'ü deneyeyim bir de diyorum. 3'ü deniyorum. 3 oluyorsa okey deyip kapatıyorum. Olmazsa da sadece hedef 1 optimal olmuş zaten. Diğerleri olmuyormuş deyip kenara koyabiliyorsunuz. Bu kısım önemli. Örnekleri anlayacaksınız demek istediğimi yaparken örnekleri. Ama sonuçta bizim için önemli olan hedef sırasına göre optimallik sağlamak. Şimdi klasik zaten burada yazan kuralları az çok size anlatmış olduğum bir şey yok. Eğer biz adım adım normal simplex'e giderken herhangi bir sorun yaşamazsak hedefleri zaten optimize ediyoruz. Optimize edemediğimiz bir hedef olduğu zaman yukarıyı bozmadan, daha önceki hedefleri bozmadan bunu atlayıp alttaki hedeflere devam ediyoruz. Soruyu bırakmıyoruz bakın. O hedefi atlayıp alttaki hedeflere devam ediyoruz. Bu hedef optimal olmuyormuş, kalsın diyoruz, önemli değil diyoruz. Bir sonraki hedeflerden devam ediyoruz soruya. Yani şey yok. Hedef 1 optimal olmadı, o zaman soru yapan bozuldu, bıraktım. Hayır değil. Hedef 1 optimal olmuyorsa hedef 2'yi deneyeceksin. 2 olmuyorsa 3'ü deneyeceksin. Olana kadar bir işle optimal, hiçbirini optimize edemiyorum. Mümkün değil. Bunlar hedef. Hani bir yerden şey verip, pay verip bir işle optimize edebiliyor olman lazım. Hedeflerden herhangi birini tutması lazım. Hani bütün hedefleri tutmaması, yani model çok saçma model. Çok yanlış bir yerden geliyorsun demek oluyor. Sıkıntı var bir yerlerde demek oluyor. O yüzden hani bir şeyler tutar, illaki bir hedef tutturursun bir yerlerde. O yüzden de hani şey yok, hiçbiri
optimal olmadığı, ne yapacağım ben diye bir soru olmaması lazım. Ona çok dikkat edin. Bir yerlerde işlem hatası yapıyorsunuz böyle bir şey çıkıyorsa karşınıza. Peki, devam edelim. Nasıl yapacağız bu işi? Bir örnekle görelim. Şimdi price'ları, yani ilk başta çözdüğümüz o şey yaptığımız çözdüğümüz değil de modellediğimiz soruyu PGP'nin şeyiyle çözelim. Plan to Go Programming ile çözmeye çalışalım. Burada artık price'lar için penaltı yok. İlk başta penaltılar vardı, şimdi penaltılar yok. Sadece önem sırası var. Ve buradaki önem sırası diyor ki budget'ın bir önemi yok. En önemlisi yüksek gelirli erkekler, sonra düşük gelirli insanlar, sonra da yüksek gelirli kadınlardır. Ulaşmak istediği hedefler bunlarmış. Şimdi burada önemli olan bir numaralı sıradaki şu. Şimdi bu kısıtı birazdan evirip çevirip amaç fonksiyonu çevireceğiz zaten. Göreceksin demek istediğimi. Amaç fonksiyonu yapmak için kullanacağız yani. Ama şu üç hedefi önce birer tane amaç fonksiyonu çeviriyoruz. Şimdi birinci amaç fonksiyonu P1S1-X'i. Zaten buraya yazdım. İkinci amaç fonksiyonu, üçüncü amaç fonksiyonu bu. Bunların her birini standart forma çeviriyoruz. Klasik simplex mantığı. Z1'den bunu çıkarttım, sıfır kalır. Z1-P1S1-X'e eşittir sıfır. İşte Z2-P2S2-X'e eşittir sıfır. Böyle devam ediyor. Bunların altına kısıtlarımı koyuyorum. Şu hale geldi. Bunu ben tablo olarak yazarsam da bu şekilde tablo olarak yazabiliyorum. Bunları hatırlıyorsunuzdur aslında diye tahmin ediyorum. Şu tablo hali. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu tablo halini gördüğümüz zaman ya bizim bir şeyimiz eksik burada. Neyimiz eksik? Identity matrix. Yine geldi karşımıza. Birim matris yok. Normalde neydi? Şu üçü amaç fonksiyonu. Burada birim matris aramıyorum. Fakat şu dördü benim şeylerim, kısıtlarım. Kısıtlarda birim matrisi görmem lazım. Burada artı bir, burada artı bir, burada artı bir, burada artı bir. Bunun üstü sıfır. Bunun üstü sıfır değil, bunun üstü sıfır değil ve bunun üstü sıfır değil. O zaman ben bu yukarıları sıfırlamam lazım. Şeyden hatırlarsınız bunu. Bigem'den hatırlarsınız. Otomatik olarak üstü sıfır olmayan değerler geliyordu. Burada da üstü sıfır olmayan değerler geldi işte yine karşımıza. Farklı bir şey değil. Şu birinci satırda şu P1 çarpı S1 eksi şu terimi sıfırlamak için ilk kısıtımı P1 ile çarpıp yukarıya eklesem yeterli olur. Aynı şekilde şuraya sıfırlamak için ikinci kısıtımı P2 ile çarpıp yukarı eklesem yeterli olur. Buraya sıfırlamak için üçüncü kısıtımı P3 ile çarpıp yukarı eklesem yeterli olur. Bunları yaptığım zaman da başlangıç şeyim ortaya çıkıyor. Simplex tablom ortaya çıkıyor. Bakın buraya kadar bildiğimiz simplex ön adımlarını yaptık. Kısıtları standart forma çevirdik. Amaç fonksiyonu standart forma çevirdik. Amaç fonksiyonundaki fazlalıkları attık. Yani birim matrisi engelleyen değerleri attık. 3 amaç fonksiyonum ve 4 kısıtım. 7 satırlı bir tabloyla baş başa kaldım. Şimdi neydi bu? Hemen dönelim geri. Minimizasyon sorusu. Bakın 3 tane kısıtı ayrı ayrı minimize etmeye çalışıyorum. Bunların her biri birer minimizasyon satırı. Bu önemli bakın. Bazen maksimizasyon değeri de gelebilir bir yerlerde diye düşünebilirsiniz. Fakat bunların hepsi hep minimizasyon geliyor karşımıza. Ne çıkıyorlar? Penaltı. Penaltı olduğu sürece minimizasyon olarak gelecek karşımıza. Maksimizasyon gelemez mi? Gelebilir. Ama x'e çarp minimizasyon çevirebilirsiniz bunu. Veya herhangi bir şeyin minimizasyonu x'e çarp maksimizasyon olmuş halde olabilir bu. Çok dert etmeyin buna. Her satırın beklenti olarak şu anda minimizasyon olmasını bekliyoruz. Değilse ona göre zaten simplex'i yaparsanız sıkıntı yok. Ama burada hep minimizasyon karşımıza çıkacak. Bunu bilin. Şu soru için en azından öyle. Şimdi row 0'da bunu minimize etmeye çalışıyorum bu penaltıyı. Minimizasyonda neydi ilk yapacağım şey? Sıfırıncı satırda yani amaç fonksiyonunda en pozitif değeri bulmak. En pozitifler 7P1. 7P1 bakın burası. 7P1 olduğuna göre buradan ben pivot için gireceğim diyorum. Aşağıda oran testlerini yapacağım. 40'a 7, 60'a 10, 35'e 5 ve 600'e 100. Oran testinin en küçük oran burası çıkıyor. 5.7'ymiş. O zaman ben şurayı pivot noktam olarak alıyorum ve bunu 1'e çeviriyorum. Klasik simplex bunu artık biliyorsunuz. Bu noktayı 1'e çeviriyorum. 7'yi 1'e dönüştüreceğim. Ve 7'nin altında ve üstüne kalan her yeri sıfırlayacağım. Bu iterasyonu yaptığım zaman bakın şekli bayağı bir değişiyor. Bütün tablo değişti zaten. Baktım. Şurası artık 0, 0, 0, eksi P1, 0, 0, 0. Sağ tarafı 0. Ha, birinci hedefi tutturdum. Birinci hedeften artık bana ceza gelmiyor. Bakın bu kısım çok önemli. Bunu iyi kontrol edeceksiniz. Sağ tarafın 0 olması sana ceza gelmediği anlamına gelir. Sağ taraf sıfır olduğu zaman da şurada zaten x1'lerden x2'lerden pozitif bir şey kalmamış olması gerekir. Çünkü burada pozitif bir şey olursa ben zaten ceza yiyor olmalıyım. Burada sıfıra sıfırken bunun sıfır olmasını bekliyorum. Burada P1, P2'li bir şeyler olsa, P1'li bir şeyler olsaydı sağ taraf sıfır.
olamazdı. Şurada eksi P1 olmasın. Benim yok çünkü zaten minimizasyonda eksi görmek istiyorum. Dert değil deyip bırakabiliyorum. Ne yapıyorum? Birinci bittiğine göre ikinciye atlıyorum. İkinciye atladığım zaman diyorum ki yine burada en pozitif bulacağım. Hala şey yapıyorum. Minimizasyon yapıyorum. 10P2 bölü 7 en pozitif. O zaman pivot noktam burası oldu. Pivot noktam burası olduğuna göre oranlara bakarım diyorum. Negatif olduğu için orana bakmayacağım. Şurada 20 bölü 7, 10 bölü 7, 45 bölü 7, 5 bölü 7, 200 bölü 7, 100 bölü 7'den. İki tane ratio aynı değerde çıkıyor. İki çıkıyor. Alttakini seçmiş. Bu tamamen arbitrary seçiliyor. Rastsal olarak seçiyorsunuz aslında. Çok da bir şey yok. Alttakini seçmiş. İşte S4'ü çıkartacağım demiş. Çözüme de S1 artıyı alacağım demiş. Ne yapıyor? Bu iterasyonu yapmak için şu 100 bölü 7'yi gördüğü yeri 1 yapıyor. Üstünde kan her yeri sıfırlıyor. Bunu yaptığı zaman bir sonraki tablom bu hale geldi. Şimdi bakıyorum yine ikinci satırıma. Sağ tarafım 0. Ve burada hiç pozitif değer yok. Optimalim, bir sıkıntı yok. Hedef 2'yi de tutturdum. Süper. Hedef 3'e geldim. Hedef 3'te pozitif bir tane değerim var. P3. Fakat bunun üzerinde eğer ben P3'ü şey yaparsam, hani burada iterasyon yapacağım, ben pivot'u bu nokta olarak seçiyorum dersem, bu P3'ü iterasyon yaptığım zaman şurası eksi P2 ya, buraya bir şeyler eklemem gerekecek. Misal oran testi yaptım, işte 5 bölü 1, 2 bölü 6 bölü 5, şurası geldi. Ben bunu 1'e çevirip yukarıyı sıfırlayacağım ya. Bu yukarıyı sıfırlarken şuraya bir şey eklemem gerekiyor bu P2'den kurtulmak için. Ve otomatik olarak bu sağ taraf değerinde P2'li bir değer getirmiş oluyorum. Ceza yemiş oluyorum. Ben bu cezayı yemeyecek şekilde kendimi ayarlamıştım zaten hedef 2'yi. O yüzden şu anda ben hedef 3'ü optimize etmek için burayı kullanırsam hedef 2'de şeyden sapıyorum. Sıfır olan optimal değerden sapıyorum. O zaman ben bunu yapamam diyorum. Bakın burası önemli. Neden bırakıyorum hedef 3'ü? Hedef 2'yi bozacağım için bırakıyorum. Tamam mı? Hedef 3'ü eğer optimize etmeye çalışırsam, sıfırlamaya çalışırsam hedef 2 bozuluyor. Bunu yapmamak için hedef 2, hedef 3'ten daha önemli olduğu için hedef 3'ün şeyi burada biter diyor. Yolu burada biter. Başka bir yerde pozitif olsaydı, mesela şurada pozitif olsaydı deneyebilirdim belki yukarısını, hani acaba değiştirmeden yapabilir miyim diye. Ama sadece burada olduğu için hiç şansım yok. Ve diyorum ki 5P3 kadar ben ceza yiyeceğim bu işte. Bunu da kabulleniyorum. Bu 5P3 ceza yiyeceğim ve bu iş burada bitecek diyor. Ne oldu? Hedef 1 ve 2'yi tutturdum. Hedef 3'ten de 5P3 kadar ceza yemeyi kabul etmiş oldum. Peki, burada benim önem sıram, geldim geriye. Bakın, önem sıram önce high income man, sonra low income people, sonra da high income woman'dı. Yani şu sırada, şu sırayla yapıyordum. Diyorum ki ben bu önem sırasını değiştirsem ne olur acaba? Bu çok önemli bir analiz bu arada. Hedef sırasını değiştirebilirsiniz ve hedef sırasını değiştirdiğiniz zaman ne olursa olsun cevabı ciddi anlamda görmeniz gereken bir şeydir. Belki sizin verdiğiniz hedef sırası doğru bile değil. Ya da şunu getiriyorsunuz, hangi hedefin daha önemli olduğunu şu anda bilmiyorum. Aa, bu çok kötü bir şey. Bakın, 3 hedefim var ama hangisinin daha önemli olduğunu şu anda bilmiyorum. Hani yeterince veri yok elimde. Seçmem lazım. Bunu rastlantı seçebilirsiniz. 3 hedef var. 3 hedefin kaç farklı sıralaması olur? Olasılıktan hatırlar insanlar bunu diye tahmin ediyorum. 3 tane hedefte kaç farklı sıralama olur? Önem sırası olarak baktığımız zaman 3 faktörden 6 tane sıralama olur değil mi? Bu 6 sıralamadan hangisinin daha doğru olduğunu bilmiyorum. Hangi sıralama benim istediğim sıralama emin değilim. 6'sına bakmam lazım. Okey, 6'sına baktın. Nasıl seçeceksin peki? Hala emin değilsin. Şöyle yapacaksınız. Birazcık da şeyle alakalı, intuition'la alakalı bir şey aslında bu. 6 sıralamayı da çözdüm. Her 6 sıralama için, her bir sıralama için değerlerim burada çıktı ortaya. X1 ve X2'nin alması gereken değerler ortaya çıktı. Ve buna göre ne kadar deviation olduğunu da görüyorum. Ne kadar sapma olduğunu da görüyorum. Buradan şunu söyleyebilirim. Hedefimin ne olduğundan bağımsız olarak da. Burada çıkan değerler arasında 3 tanesi 6'ya 0 yap diyor. 2 tanesi 3'e 5 yap diyor. Bir tanesi 5'e 5 bölü 3 yap diyor. Ben mesela kişisel olarak şu 6'sından bir tanesini seçecek olsam şunu seçerdim. 5'e 5 bölü 3. Çünkü 6'ya 0'a yakın, 3'e 5'ten uzak ama hani en azından bir önem veriyor X2'ye de. Misalde. Ha, bu şu olabilir. Tamamen kişisel tercih ve subjektif bakıyorum. Ben ortalamaya gidiyorum. Direkt çok net. Ya 6'ya 0 3'ten çıkmış, onu seç geç. Olur.
3'ten çıkmış, çoğunluk 10'da var. Demek ki çoğunluk bunu istiyor. O zaman 6-0 en doğrusu. Olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben mesela birazcık daha hani şunun çıkma olasılığı da var. Bu çıkarsa da çok ceza yemeyeyim aslında falan diye düşündüğüm için safe option deyip buna giderdim mesela. 5'e 5 bölücü belki. Belki başka bir derdik ya, al ortalamasını, tutuyorsa onu kullan. Bilmem. Ama şunu düşünmeniz lazım. Böyle bir analiz yapmanız gerektiği zaman yine sizin subjektif olarak karar vermeniz gerekecek. Sonuçlar objektif. 6 tanesi içinde objektif sonuçların hepsini görebiliyorsunuz. 6 sıralama önem sıralaması için, ama önem sıralaması hangisi size kalmış. Hala bilmiyorsanız bunu yine subjektif, kişisel bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani biz preemptive goal programming'e objektif diyoruz. Yani objektif olamadığımız için aslında bunu kullanırız diyoruz. Objektif olmak adına. Çünkü şu daha önemli, bu daha önemli diyemek için penaltılara değer vermiyoruz diyoruz. Fakat yine burada buradan uzaklaşabiliyoruz. Objektiften uzaklaşabiliyoruz. Çünkü eğer önem sırasından da emin değilsek, bu da bayağı ciddi bir sorun aslında, ama önem sırasından da emin değilsek bütün hepsini görüp hangisi daha çok mantıklı geliyorsa o anda onu seçmek gerekecek. O da dediğim gibi yine subjektifliğe götüreceğiz. Peki. Devam edelim öyleyse. Ricky Zikos Tornow employs 5 full-time employees. Bu sorunun modeli birazcık kompleks. Hani çok kolay bir soru değil. Kitap sorusu. Kitabın zor sorularından diye hatırlıyorum bunu. 5 full-time employee, 3 part-time employee. Elinde 5 tane full-time çalışan, 3 tane part-time çalışan var. Bunları bu arada ben akşam kendim oturup çözdüm. Herhangi bir şekilde hata varsa uyarın. Siz de bulursanız, görürseniz şey yapın. Sonuçta evet, çözüm yapıyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum, ama yanlış da yapabilirim. Ben de insanım sonuçta. Kendi mantığımı anlatacağım. Başka mantıklar da tabii ki soru çözülür. Size kalmış tamamen. Normal workload is 40 hours per week for full-time, 20 hours per week for part-time. Yani bir full-time employee için 40 saatmiş haftalık çalışma süresi. Bir part-time için de 20 saat haftalık çalışma süresi. 5 full-time olduğuna göre benim aslında haftalık çalışma süresi 200 saat oluyor full-time için. 3 part-time olduğuna göre 60 saat oluyor part-time için diyor. Şimdi each full-time employee is paid $6 per hour for work up to 40 hours per week and can sell 5 requests per hour. $6 ödüyormuş saat başına ve 5 tane request satıyorlarmış saatte. A full-time employee who works overtime is paid $10 per hour. Overtime çalışırsa $10 ödüyormuş saat başına. Okay, hala kar ettiriyor bize. Each part-time employee is paid $3 per hour and can sell 3 requests per hour. $3 ödüyorsunuz saatte ve saatte 3 tane şey satıyorsunuz. Kaset, şey, neyse artık. Record satıyormuş. It costs Ricky $6 to buy a record and each record sells for $9. Şimdi bize şey vermiş, alış ve satış miktarlarını vermiş. Kar çıkartıyorum. 6 aldım, 9 attım. Ha, şeye başla, kaset başına $3 kar ediyorum diyebilirim. Okay. Ricky has weekly fixed expense of $500. He has established the following weekly goals list in order of priority. 4 tane hedef vermiş. Önem sırasıyla veriyor. Şey vermiyor, penaltı vermiyor. En az 1600 tane şey sat, albüm sat diyor. En az $2,200 kazan diyor haftada. Full-time employee en az 100 saat overtime, pardon, en fazla 100 saat overtime çalışsın diyor. Ve diyor ki job security hissi olması için, hani ben kovulmayacağım hissi olması için insanlarda full-time employee'ler 40 saatin hepsini çalışsınlar mümkünse diyor. Hani bu biraz da şeye getiriyor. Overtime'ı kullanabilirsin. Aşağısına düşemezsin. Şimdi burada bayağı bir, dediğim gibi, kolay model değil, zorlanabileceğimiz model, ama ben şunu kullanmayı tercih ettim. Full time bir employee'im varmış gibi ve bu bir employee 200 saat çalışıyormuş gibi kullandım. Ha, ne oluyor? Bu bir employee için verdiğim çalışma değeri her employee için geçerli olacak. Yani bu 200 saat %90'ı çalışıyorsa herkes %90'ı çalışıyor demiş oluyorsun. Bu 200 saatin üstüne çalıştığı zaman herkes üstüne çalışıyor demiş oluyorum aslında. Yani 5 employee'im var. 200 saat değil, 205 saat mi çalıştı? Ekstra 5 saat çalıştığı için herkes birer saat overtime yapmış oluyor. Herkes 41 saat çalışmış oluyor. Benim kabulüm bu. Bu modellerken şu anda. Bunu şöyle de modelleyebiliriz. Her employee'ye bir tane değişken vereceğim. Yani X1'den X5'e kadar full-time'lar, Y1'den Y3'e kadar part-time'lar. Süper. 8 tane şey verdim. Disney variable verdim. Olur. Hiçbir sıkıntı yok.
Sonuçta bunu elle çözmeyeceksin, bilgisayar çözeceksin kabulüyle yaklaşıyorsan eğer olaya. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben dedim ki tek full time employee'im, tek part time employee'im varmış gibi bütün kısıtlarımı bunun üzerinden kuracağım. İkisi de tutturur, ikisi de doğru sonuca götürür. Benim yaptığım yöntemin yorumlaması daha zor. Diğer yöntemde de çok fazla alternatif çözüm çıkabilir, sıkıntı yaratabilir. Hani bir employee 40 saat çalışıyor, öbürü 35 saat çalışıyor. İşte atıyorum diğerleri de 40'ar saat çalışıyor. Ne oldu? 5 saat az çalışan var. Bunun yerine her biri 39 saat çalışsa da aynı cevap olmaz mıydı? Olur. Hani 40, 35, 40, 40, 40 yani 39, 39, 39, 39, 39 diye de yazabilirsiniz. Çok alternatif çözüm oluyor otomatik olarak. O yüzden hani size kalmış nasıl modelleyeceğiz böyle şeylerde. Ama dediğim gibi ben mesela hepsini tek olarak almayı tercih ettim. Ondan sonra dedim ki bunu bir havuz gibi düşünüyorum. Hani tek bir employee'im varmış gibi ne oluyor? Full time employee'im haftada 200 saat çalışıyor. 30 dolara mal oluyor. Çünkü saati 6 dolardı 5'e çarptım. 30 dolara mal oldu bir saati. Ve 50 dolar da overtime var bu adam. Süper. 25 record satıyor saatte. Tamam süper. Peki okey olur. Sonra part time employee'nin 60 saati var. Bu arada bu cost'lar yanlış olabilir. Ona sonra bakarız. 9 saat cost'u var diyor saatte. Saatte 9 tane şey satar diyor. Rekor satar diyor. Hepsini tek bir pool'a çevirdiğim için. Ondan sonra işte number of hours the full-time employee works in a week. X1, X2'de number of hours the part-time employee works in a week olmuş. Sonra burada 200'den yani toplam iş gücünden ne kadar daha az yani full time employee ne kadar daha az çalışabilir toplamda ve ne kadar daha çok çalışabilir görmeye çalışıyorum. Peki bu ne oluyor? Şu FX dediğim şey 1 olsaydı 199 saat toplam çalışmış olacaktı. Yani 5 employee'nden 4'ü 39 saat, bir tanesi 4'ü 40 saat, bir tanesi 39 saat çalışmış olacaktı. Bu ne demek oluyor? Şu bir birim daha az çalıştırılmış demek oluyor. Bu zaten benim son hedefimde. Altında çalışma olmasın. 40 saat altta kimse çalışmasın. Miktarınca az saat çalışma olsun diyordu. Bu son hedefimde. Şurası ise overtime. Overtime ne diyor bana? F artı 1 ise eğer 201 saat toplam çalışmış. 1 saat overtime yapmış. Bu 50 ise 50 saat overtime yapmış. 100 ise 100 saat overtime yapmış. Bu hedefim değil tek başına. Overtime olmasın demiyordu. Overtime 100'ü geçmesin diyordu. Overtime'ın 100'ü geçmeyecekse şu F artımın 100'den fazla olmamasını istiyor yani aslında benden. Peki. Diğer tarafta X2, P-'si eşittir 60. Bu zaten part-time çalışanlar altında kalabilirler. Üstü zaten çıkamazlar çünkü part-time'de overtime yok. O yüzden P artılı bir değişken koymaya gerek olmuyor. Peki. R, sattığım rekor sayısını bulmaya çalışıyorum burada. Sattığım rekor sayısını çalıştığım saatle alakalı bir şey. Şurası bakın. Toplam çalıştığım saat sayısı. Şu da benim orada kaç tane rekor sattığımla alakalı. Çalıştığım saatte toplamda. Burada yine dediğim gibi şunları 5'e çarpmak yanlış olabilir. Ona bakacağım. Büyük ihtimalle bunlar yanlıştı. Çünkü şunu 5'e çarpınca bunlara gerek kalmıyor diye tahmin ediyorum. Hesaplayıp tekrar size doğrusunu en kötü atarım. O akşam hızlı hızlı yaparken büyük ihtimalle atladım. Şimdi bakınca görüyorum niye 5'e çarptım diye kendimi sorguluyorum. Önemli değil ama. Şurası. Çalışma saati. Bu da sattığın rekor sayısı olmuş oluyor otomatik o saatlerde. Aynı şey burada da geçerli. Part-time'ler için de geçerli. Part-time'lerin çalışma saati ve sattığım rekor sayısı bir saatte. Ondan sonra bunun 3 katı da profitim oluyor. Sattığım rekor sayısının 3R. Niye? Çünkü bir rekorda 6-9 satıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani bu 6-9 sattığımda fark 3 dolar olmuş oluyor. O yüzden rekor sayısının 3 katı bana profit olarak otomatik olarak gelmiş oluyor. Peki ne yapıyorum? Ne kadar para ödeyeceğime bakmam gerekiyor bu işte. 30 çarpı çalışma saati, 50 çarpı overtime saati, artı 9 çarpı çalışma saati. Yine dediğim gibi bunlar 5'te 1'leri olabilirler. Kuvvetle muhtemelen öyle olacaklar zaten. Şurası toplamda ödeyeceğim maaş miktarı. Ne var elimde? Profit var, maaşlar var. Bir de sabit maliyetim var. Yani hatırlamıyorsam 500'lük bir sabit maliyet vardı başında bir yerlerde yazan. Bunların hepsini ben şeye çevireceğim. Kâra çevireceğim. Kâr tablosunu. İşte burada geliyor. Şimdi şurası satılan rekor sayısı. Ben rekor satamadığım zaman da
bir ceza yiyebilirim. O yüzden R'yi, ki burada 1600 bir hedefim vardı. R'yi, yani sattığım bir kost sayısını G1 eksi ve G1 artı olaraktan hedef şeyi verdim. G1 G2'lerim, goal'dan geliyor şeyleri. G1 ve G2 olaraktan birer deviational variable verdim. Ve 1600 dedim. Bu benim bakın ilk hedefim. Hemen dönüyorum hedeflere. En az 1600 tane rekor sat. Rekordlarım neydi? R taneydi. O zaman bu R'nin 1600'ü geçmesini istiyorum ben aslında geliyorum. R artı G1 eksi, eksi G1 artı. Şurası G1 eksi dediğim şey benim 1600'ün altında kaldığım miktar. Ben bunu istemiyorum. G1 artı istiyorum. Yani şu G1 eksinin olmamasını istiyorum. Bu benim penaltım olacak. G1, G1 eksi. İlk hedefim. Sonra profit. 2200'ün üzerine çıkmak istiyorum. Profitim ne benim? 3R. Sattığım rekordlardan 3 dolar kazanıyorum. Profit ediyorum. 3R. Eksi wages. Ödediğim maaşlar. Eksi 500 sabit maliyeti. Artı deviational variable'ları koyuyorum. G2 eksi, G3 artı. G2 eksi benim için burada ceza verecek olan şey. Çünkü G2 eksi pozitif değer alırsa ben 2200'ün altta kalmış oluyorum. O zaman ikinci hedefim G2 eksi ile belirleniyor. Belki G2 eksi. Üçüncü hedefim overtime'dı. Bakıyorum. F artı, yani benim buradaki, döndüğüm zaman geriye bakın. Şu F artıyı bulmuştum ya, overtime saatimdi. Bu F artı 100'ü geçmesini istiyorum. Geçebilir, izin veriyorum. Ama geçmesini istiyorum. G3 eksi ve G3 artı. 100'ün üzerine geçmesi demek şu G3 artının pozitif değer alıyor olması demek. Bu G3 artının pozitif değer almasını istemiyorum dediğim için buraya P3 G3 artıyı yazıyorum. Bakın normalde şurada F artı F eksi birer deviational şeydi aslında değişkendi. Deviational değişkenin, yani sapma değişkenin kendi sapma değişkeni oldu. Hedef sapma değişkeni düşebilirsin. G3 artıyı burada minimize etmeye çalışıyorum. Ondan sonra diyor ki o work hour constraint'te en az bu kadar çalışması da gerekiyordu. 200'ün altında kalmasın diyor. 200'ün altında kalmamak demek de şu f(x)'inin değerinin pozitif olmaması demek. O yüzden P4 f(x) olarak bunu modelleyebiliyorum. Diğer tarafta işte R ve W'yu aynen aşağıya yazmış oluyorum. Bu bizim PGP modelimiz olmuş oluyor. Yani bizden istediği modelin kurulma şekli bu. Burası işte şeyin yönelimkinin en ağır modeli böyle bir şey olur. Bu seviyede olur yani görebileceğiniz. Belki bir tık daha işin içine şey katarsak, if'ten veya iDraw gibi constraint katarsak değişebilir. O kadar farklı bir şey olmaz. Burada dediğim gibi ben kuvvetle muhtemel şu 25'i, 30'u, 9'u işte şu 50, 25, 30 ve 50'yi büyük ihtimalle 5'e bölmem gerekiyor. Şu 9'da 3'e bölmem gerekiyor. Şeylerde hata yaptım yaparken hızlı kuvvetle muhtemel. Onu size söylerim hani şeyse zaten düzeltip yüklerim sunumu. Bugün kontrol ederim onu. Düzeltilmiş halini yüklerim eğer yanlışsa bunlar. Kuvvetli muhtemel yanlış. Şimdi bakınca bana yanlış geldi en azından. Ama dediğim gibi şu geri kalanı, değerlerin hepsi bu şekilde oturtulması gerekiyor. Bizim yaptığımız şey hedefi belirlemek ve o hedef üzerinde tek 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 şeyleri çıkarmak. Söyleyin adı. Goal'ların deviation variable'ların ne olduğunu çıkarıp bunu şey olaraktan amaç fonksiyonuna yazmak. Doğru sıraya amaç fonksiyonuna yazmak. Bunu şimdi bir de çözmeye kalksak, kalkmayacağız ama çözmeye kalksak uzun 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 bu hedeflerin hepsini tek tek şey yapıp, yazıp, açıp işte burada baktığınız zaman kaç tane şey var? Değişken var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane falan değişken var sanırsam. Bayağı bir fazla sayıda değişken oluyor. O yüzden bayağı geniş bir model oluyor. Zaten 4 tane amacı var. 4 amacın yanında bir de şurada 7 tane kısıt var. 15 tane yok, 11 tane satır oluyor. Bayağı bir büyük model olmuş oluyor. Bunu çözemezsiniz mesela elle. Bu elle çözecek bir şey değil. Çok, yani çözülür tabii ki de çok uzun zaman alır anlamında. Hani 1-2 saatinizi buna gömmeniz gerekebilir elle çözmek için böyle bir şeyi. Bir de şöyle bir şey var. P değerleri olduğu için bu P değerlerini şey yapma şansınız yok. Mesela atıyorum Excel'de oturup yazıp yaparım deme şansınız yok. O da doğru çıkarmayabilir. Yani P'leri çözmek için oturup bir modeli sayısallaştırma şansınız da yok ne yazık ki. Hani bunun şeyleri var burada, programları var. Go programming önem sırasına göre oturup bunları çözebilen programlar var. Veya oturup kendiniz bunu Python veya C gibi şeyler yazabilirsiniz. Öyle bir yetkinliğiniz varsa tabii ki. Ama elimizdeki şeylerle hani Lindo ile GAMS ile şeyle çözmesi bunu pek de mümkün değişiyor aşamada. Peki devam edelim. Farklı bir soru daha. Yine benzer mantıkla çalışıyor. Bu birazcık daha kolay aslında şey olarak. Şimdi iki product var diyor. Tabloda göstermiş ne gerekiyor diyor. Labor required tarafında product 1'e 4 saat, product 2 saat vermiş.
Profit olarak da 4'e 2 vermiş. Aslında oranlar aynı. 4'e 2'ye 4'e 2. Profit'e de labor required'a da aynı şeyi veriyor. 48 dolar profit hedefi varmış. Yani ben karımı 48 dolardan düşük istemiyorum diyor. Ve her düşük kalan profit değeri için 1 dolarlık şey vereceğim diyor. Ceza ödeyeceğim diyor. 1 dolar ceza zaten bize verilmiş normal olan şey, normal olan ceza miktarı. Overtime olursa 32 saatin üzerine çıkarsak 32 saatlik labor süren var diyor ve 32 saat üzerine çıkıp overtime yaparsam 2 dolarlık penaltı var diyor. Okay. Ve unused labor için de 1 dolarlık penaltı ödeyeceğim diyor. İşçi çalıştırmazsan da penaltın var diyor. Peki. Marketing consideration required at least 2 units of product 1 be produced. En az 2 ünite product 1 üret diyor. En az 10 ünite product 2, ürün 2'den üret diyor. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Dipnot. Bu soru yine kitap sorusu. Fakat kitapta bir sıkıntı var. Product 1 ile alakalı production miktarını vermemiş. Atlamış onu büyük ihtimalle. Onu ben yazdım 2 olaraktan buraya. Yani 2 sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Çünkü aşağıda sorunun devamında anlıyorsunuz. Ya product miktarı olması gerekiyor yukarıda diye. For each unit of either product by which the production falls short of demand, a penalty of 5 is assessed. 5 dolarlık da penaltı ödüyorsunuz. Her bu limitin altında kalan şey için, product miktarı için. Yani 2 ünite değil de 1 ünite ödüyorsanız product 1'den 5 dolar ödüyorsunuz. 10 yerine 8 ödüyorsanız 10 dolar daha ödüyorsunuz gibi bir mantığı var. Peki ne oluyor? Formulate an LP that can be used to minimize the penalty incurred. Aynı şey, pardon. Penalty incurred by the company. Bir LP yarat, penaltıyı minimize et diyor. Yani klasik goal programming yaptırıyor. Penaltılı goal programming yaptırıyor bize. Bunu yapmak için zaten bütün penaltıları bize vermiş. Bizim hedeflerimiz ne? Birinci hedefimiz profitti. Profitte 48'in altında kalma. Okay. İkinci hedefimiz labor'dı. Labor'da da overtime istemiyorum diyor. Ama aynı zamanda unused labor da istemiyorum diyor. Her ikisinin de penaltısı var. Labor'un artı yönde de eksi yönde de penaltı olacak. Yani. Birer tane de demand'lerde penaltı var. Demand'de altında kalırsan penaltı ödeyeceksin diyor. Üstüne çıkabilirsin, bir sıkıntı yok diyor bize. Peki ne oluyor bunu modellediğimiz zaman? Şu oluyor. Baktığımız zaman profit'i modelliyorum. P eksi P artı olaraktan. Burada bana profit'in altta kalması negatif değer vereceği için P eksiden bir şey gelecek, ceza gelecek. Bir kere P eksi atıyorum. Labor altına ve üstte kalma. Hem altına kalma hem üstte kalmadan ceza yiyeceğim. Ama overtime'de 2 birim ceza yiyorum. Altta kalmada 1 birim ceza yiyorum. Yukarıya atıyorum bunları. Sonra demand'ler. Demand'in altında kaldığı zaman ceza yiyeceğim. Üstte ceza yemeyeceğim. O yüzden demand'in altta kalmanın yani SP eksin ve SK eksin 5'er dolar cezasını buraya yazıyorum. Ve A şıkkı bitmiş oluyor. Aslında penaltılı olanı yazması çok da kolay bu soru için. Gelelim B şıkkına. Döndük geri soruya. B şıkkı da diyor ki suppose the company sets in order of importance, her zaman önemli sırasıdır zaten, the following goals. Avoid underutilization of labor, meet product, meet demand for product 1, meet demand for product 2, do not use any overtime. Yani labor'ı az kullanma, 32 saatin hepsini kullanmaya çalış, labor'ı çok kullanma sonuçta. Bu da demand'leri karşıla, bunun için preemptive'i yaratıyor. Şimdi bir önceki yarattığımız, şurada yarattığımız kısıtların hepsi aynen kalıyor aslında. Kısıtlarda bir değişiklik yok bizim için. Ama amaç fonksiyonumuz komple değişiyor. Şimdi kısıtlar değişmiyor çünkü kısıtlar zaten hedef programlama kısıtları. Yani preemptive olsa da penaltılı olsa da her ikisinde de aynı kısıtları kullanacağım ben. Bunu biliyorum. Preemptive olduğu zaman ne olacak? İlki diyor ki avoid underutilization of labor. Labor'a baktım. Underutilization ne demek? Altında kalmak demek. Altta kalmak ne? L eksi. Bu benim birinci amacım oldu. Yani P1 çarpı L eksi birinci hedefim olmuş oldu. Sonra ikinci hedefim demand'i sağlamaktı. Biri, product için demand. Sonra product için demand. O zaman ikinci hedefim benim demand'de altında kalmak. Yani S1-'nin değer almaması. Yani P2 çarpı S1-. Üçüncü hedefim product 2'nin demand'inde altta kalmak. Yani P3 çarpı S2-. Son hedefim ise overtime engellemekti. Overtime neydi? L artı 32'nin üzerine çıkmama izin vermiyordu. O zaman P4 çarpı L artı oluyor. Bakın kısıtlar değişmedi. Amaç fonksiyonları da, dört amaç fonksiyonları için bu şekilde yazıldı. Bunu bir de benden çözmemi istiyor. Okey, çözelim. Bunu çözmek için bunu ben Excel'e tablo olarak attım. Elle tek tek bu işlemleri yapıyorsunuz ondan sonra. Şu bizim ilk tablomuz bakın. Şurası. Şu ilk tabloda şurası eksi P1 bakın. Şu 1, şu 1, şurası 1, şurası 1. Bunlar şeyler.
Birim matrisin parçaları, identity matrisin parçaları. Yukarısının sıfır olması lazım. Burayı sıfırlamak için ne yapıyorum? Labor satırını T1'e çarpıp Goldberg'i ekliyorum. Burası sıfırlanıyor, şu hale geliyor Goldberg. Burayı sıfırlamam lazım. O zaman ben demand 1 satırını P2'ye çarpıp yukarıya ekliyorum. Burayı sıfırlamam lazım. Demand 2 satırını P3'e çarpıp yukarıya ekliyorum. Benim standart formum şu hale gelmiş oluyor. Birinci satırdan başlıyorum. Minimizasyon yapacağım. En pozitifler 4P1. 4P1'den girdim içeriye. Ratio test yapıyorum. Şu üçünün ratio testi oluyor. Sıfır olduğu için bakmayacağım diyorum. 12.82 en üst ratio burada. Şurası benim pivot noktam oldu. Zaten hali hazır 1 olan bir değermiş. Bunu 1 olarak bırakıyorum. Yukarıda ve aşağıda kalan bütün değerleri sıfırlıyorum. Sıfırlayınca yeni tablom bu hale gelmiş oluyor. Bu tabloda diyorum ki ya ben bunu sıfırladım. Hedef 2'm de sıfırlandı. Ne kadar şanslıyız bakın. Hedef 2'yi de sıfırlamış oldum hedef 1'i sıfırlarken. Hedef 2'nin sağ tarafları da sıfırlanmış oldu. Hedef 2 hedef 1'e çok bağlıymış demek ki. Böyle bir yorum yürütebiliyorum şu anda. Hedef 1'i optimize ederken hedef 2 de optimize oldu ve sıfırlandı. Harika. Hedef 2'yi de atladım. Hedef 3'e bakıyorum o zaman. Hedef 3'te P3 değerim var. P3 değerim en pozitif değerim. Buradan gireceğim. Ratio testi yapıyorum. Şurası en küçük orana sahip olduğu için burası benim pivot noktam oldu. Bu 1 olan pivot noktasından yukarıyı sıfırlıyorum. Yukarıyı sıfırladığım zaman bu sefer bakıyorum hedef 4 de sıfırlandı. Cidden çok şanslıymışım. Ne oldu? Bütün hedefleri tutturmuş oldum bir anda. 4 hedefi de 2 iterasyona tutturdum mesela. 1. iterasyonda hedef 1 ile 2 sıfırlandı. 2. iterasyonda hedef 3 ve 4 sıfırlandı. Ve 4 hedefi de tutturabilir olduğunu görmüş oldum belki. İstekli hedeflerin 4'ü tutturabiliyor aslında. Bunu söylüyor bana. Okey, soru olan var mı?